Unreal Engine kullanıcılarının yarattığı Epic Games'in bizler için satın aldığı 5 adet ücretsiz paket ile birlikteyim. Her ay olduğu gibi bu ayda sizlerle beraber bu 5 paketi indirip test edeceğiz. İlk paketimiz Modular Old Town. Görmüş olduğunuz üzere bir böyle eski medieval bir şehir bizi karşılıyor. Çok böyle Kotor, Budva havası yakalıyorum. Bilmiyorum gidenleriniz varsa anımsayacaklardır diye düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi duvarların tamamı birbiri içerisine eşleşebiliyor. Açılabilir, kapanabilir pencereler mevcut ve bu pencereleri de ekstra ekleyebiliyoruz ve transparent bir cam materyaliyle geliyormuş ve LOD'ler de sinkleniyor. Yani duvarınızın LOD'si neyse bu camın LOD'si de ona dönüşüyor. Çok güzel, bence hissiyatı hoş bir paket dışarıdan göründüğü kadarıyla. İki ayrı ışık setup'ını biz mi kuruyoruz, içerisinde var mı bilmiyorum. Ama dışarıdan baktığımız üzere gayet hoş görünüyor. Modüler olduğunu tekrar bu şekilde göstermişler. Hemen bir detaylarına bakalım. Toplamda 187 tane mesh mevcut ve 4K texture'lanmış bir şekilde güçlü bir kalitesi mevcut diyor. Bunun dışında bu materyallerin parametreleriyle oynayabiliyoruz. Yani roughness değerleriyle, normal değerleriyle oynayabiliyoruz. Ve 5 içinde lumen ve nanite support'u mevcutmuş bu paket içerisinde. Hemen indirip incelemeye başlayalım. Direkt Modular Old Town diye klasör açıldı. Oh nihayet ya, bazı paketler var. Adını başka bir şey koyuyor. Buraya klasöre bakıyorum, bambaşka bir şey bulamıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yani tekrar ettiği noktaları görebiliyorsunuz ama sizi rahatsız etmiyor. Özellikle Alt P'ye basarsanız ve Play moduna girerseniz zaten hiçbir şekilde sizi rahatsız edecek bir noktaya gelmiyor. Çünkü çok güzel yerleştirmişler. Ben nedense bu geliştiricinin çalışma stilini hatırlıyorum bir yerden. Bir bakacağım, kontrol edeceğim. Acaba daha önce bir paketlerini de inceledik mi? Bu arada Kotor Budva dememdeki şeyi anlatacağım. Genelde orada da dar sokaklar olur. Bu şekilde kale duvarları gibi yüksek duvarlar ama dar sokaklar olur. Biri bir onu hissediyorum şu anda. Old Town'da yürüyorum yani. Kotor Old Town'da yürüyorum. Budva Old Town'da yürüyorum. Gerçekten o hissiyatı çok iyi yakalamışlar. Collision setup'ıyla, genel anlamda görsel kalitesiyle beni gerçekten mutlu etti. Eğer oyunlarınızda böyle eski bir şehir istiyorsanız, buranın genelde bir tane de meydanın olması lazım bu tarz şehirlerin. Hani buralar belki yerleşim alanları, evlerin olduğu yerler. İşte bu tarz yerlerin küçük böyle bir meydanı olur. O meydanı da bakın yapmışlar. Yani gerçekten geliştiricinin kafasını sevdim. Böyle bir hop, Play From Here dedik ama galiba yanlış bir yerde Play From Here dedik. Neredeydik? Burada Play From Here dersek kalkarız. Aynen. Bakın şöyle küçük de bir meydanı var. Burada işte genelde alışverişlerini yapar, insanlar sosyalleşir, sonra gider daracık sokaklarında yaşamaya devam eder. Bu şekilde bir pazar yeri de mevcut. Yani oyunlarınızda kullanabilirsiniz. Çünkü Nanite ve Lumen support'u mevcut. Modüler olduğu için material instance'lar tekrarlanıyor. O yüzden material kol açısından da hesaplı bir level. Kullanılması için bence herhangi bir sakınca yok. Bütün collision'larıyla, görsel kalitesiyle ve genel anlamdaki pipeline'ıyla gayet kaliteli bir paket diye düşünüyorum ben. Gelin şu modüllere bir de bakalım. Showcase'e girip, yani şu sahnenin hangi modüllerden oluştuğuna bakalım. Böylece aslında neden bahsettiğimi de anlamış olursunuz. Bakın sadece bu kadar modülümüz var. Bu modüllerin çoğu da tekrar eden modüller diye düşünüyorum. Yani bununla şu aynı duvar, sadece materyali değişiyor gibi sanki. Var mı küçük bir varyasyon? Ha, birazcık daha yukarıdaymış. Tamam. Küçük bir değişiklik var. Ama ne bu küçük değişikliklerin nasıl varyasyonlara yarattığını da görüyorsunuz. Şöyle küçük şeyler var. Balkonlar da var. Şeylerinizi ekleyebileceğiniz, modüllerinizi ekleyebileceğiniz. Bu da çeşitliliği arttırıyor. Toplamda da bu kadar prop'umuz var. İşte ekmekler var, peynirler var, tavuklar var. Hani pazar alanı dediğim şey aslında bu. Sizinle beraber gezmiş olduğumuz pazara bunları doldurup çeşitlendirme yapabilirsiniz. Şurada da bakın fırın küreği var. Ah, pideci simülatörü, ah. Hala aklımdasın. Ne zaman böyle küçük bir şey görsem çalışıyor. Bakın floor'u da bu şekilde yerleştiriyor. Floor parçaları birazcık daha farklı. Onun sebebi de işin şuradaki detayları çalıştırabilmek. Yani uzun uzun tek parça yerine birden fazla varyasyon koyuyor ve World Align Texture kullanıyor. Bakın World Align Texture şu.
Hareket ettirdiğimde bir texture'ı böyle geziyorum. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle yapacağım. Bakın. Gezdirdiğimde bir texture'ı geziyor böyle. Buna World Align Texture deniyor. Açıp bakabilirsiniz materyal setuplarına. Bunlar nasıl kuruluyor? Bu tarz projeleri zaten bu yüzden indirmeniz lazım. Yani Unreal'da kullanabilecek teknolojilerin neler olduğunu araştırıp bulmaya kalksanız belki çok zorlanırsınız ama bu tarz örnekler üzerinden bulup merak ettiğiniz şeyleri araştırmak size bayağı faydalı olacaktır. Bunlar dışında bu şekilde vegetation şeylerimiz de var. Duvarlara işte ağaçlar, bilmem neler. Merdiven modüllerimiz var. Bu şekilde separatörlerimiz, kapılarımız, pencerelerimiz var. Bence gayet güzel bir paket. Ben beğendim açıkçası. Bir sonraki pakete geçebiliriz. İkinci paketimiz bir plugin. Customizable Interaction Plugin. Çok fazla interaction paketi verildiğini biliyorum ama farklı bir yaklaşımla customize edilebilir bir interaksiyon paketi olarak karşımıza çıkıyor ve bir plugin olarak karşımıza çıkıyor. İçerisindeki detaylar işte bu arayüz elementleri mevcut. İnteraksiyona girmeniz için de gösterilen indikatörler içerisinde mevcut. Bunlar dışında iki ayrı interaction tipi var. Birincisi bastığımız interaction, diğeri de basılı tutmamız gereken interaction tipi. Ve bunları da key'lerle iletişime geçiyor bütün sistem. Yani siz evet tuşuna bastığınızda kapıyla da etkileşime geçebiliyorsunuz. Bir item'la da etkileşime geçebiliyorsunuz. Bunu adaptif bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Ve bunların tamamını da data table'dan yönetebiliyorsunuz. Data table'da yazacağınız tooltip text, yani işte kapıyı aç ya da işte pencereyi aç ya da item al gibi şeyleri verebiliyorsunuz ve bunların distance'larını da yine bu data table'dan ayarlayabiliyorsunuz. Bunların tamamı C++ içerisinde yazılmış ve scene component based, yani her şey sahneye sürüklenebilir aktörler için üretilmiş şeyler. Replicated, yani multiplayer oyunlarınızda rahatlıkla kullanabildiğinizi iddia ediyor ve optimize olduğunu söylüyor. İçerisinde de bir demo proje mevcutmuş. Plugin'den kullanabildiğimiz bir content klasör var. En sevdiğimiz. Böylelikle test etmemiz de bir tık kolay olacaktır. İkinci paketimiz de bu şekilde. Hemen engine'e ekleyelim ve incelemeye başlayalım. Şimdi ikinci paketimiz bir plugin. Bu sebeple ne yapıyoruz? Önce plugins'e geliyoruz ve interaction yazıyoruz. Customize interaction plugin'i açıyoruz ve restart diyoruz. Evet, projemiz açıldı. Şimdi şuradan ne yapıyoruz? Engine klasörüne geleceğiz. Şurada engine'den plugins'e geleceğiz. Eğer bunu göremiyorsanız şuradaki settings'ten show plugin content ve show engine content'i açabilirsiniz. Burada da customizable interaction plugin'i bulacağız şimdi. Gelin bulalım hemen. Burada plugins'te arayabilir miyiz? Customizable interaction yazsak. Aynen, customizable interaction plugin content. Buradan level'a girelim ve demo level'a geçelim. Ben seviyorum abi bunları. Şimdi bu WASD falan çalışacak mı bilmiyorum ama hemen Alt+B yapalım. Ne durumdayız? Aynen. Şöyle bir manekenimiz var. Manekenimizin bütün tuşları çalışıyor diye düşünüyorum. Mouse'la bakıyoruz. E ile interaction'a geçiyoruz. C ile detection modumuz. Bakın. Ne oluyor? En yakındakine arayüzünü açıyor. Etkileşime geçebileceğimizle. C'ye bastığımda ne oluyor? Mouse'la mı bu sefer? Önümüzdeki aktör. Mouse'la. Tamam. C'ye bastığımızda en yakındaki galiba. Mouse'la değil. Mouse'la değişmiyor. En yakındaki. Güzel. T'le de debug trace'lerimizi basıyor. Neden oralara trace basıyor? Onu anlayamadım. Aslında buralara bakıyorum ama. Ha. Tamam. Bir tane bakın. Çevremizde sphere var. Bu sphere bizim en yakınımızdaki şeyi hesaplıyor. Diğer ikisi ne bilmiyorum. Şu mevzu ne bilmiyorum. Bu daha custom bir line trace büyük ihtimal. Tamam. E'ye bastığımda bunları toplayabiliyorum. Bu şekilde en yakınımdakileri. Onun dışında gelin bir de detection modunu değiştirelim ve baktığımızı toplayalım. Bakın böyle baktığımızı toplayabiliyoruz. Tamam. Burada işimiz bitti galiba. Hemen çıkalım. Kapıyı açalım. Basılı tutarak çıkıyoruz. Güzel. Burada neyimiz var? Bununla çekebiliyoruz. Çekmeye bastım. Niye itti? İyi ki pull. İngilizcesi sıkıntılı olabilir. Sıkıntı değil. Şöyle. E'ye bastım ve ittirdim. Bu şekilde aslında. Sadece iki tane interaction koymuşlar. Ama siz bu sistemi kullanarak yeni interactionlar yaratabilirsiniz. Ama benim biliyorsunuz bu tarz sistemlere karşı biraz ön yargılıyım. Size önerim bu tarz basit işleri kendinizin yapması.
kendi sisteminizi oluşturmanız ki bu konuda da tecrübeniz olsun. Çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir sistem. İşte ben pideci simülatörü falan izlerseniz onun basit versiyonlarını canlı yayında yapmaya çalışmıştım. Oradan başlayarak çok rahatlıkla kendi interaction sistemlerinizi üretebilirsiniz. Bunun için third party tool'lar kullanmanızı pek tavsiye etmiyorum. Çünkü yeni özellikler eklemesi bir sıkıntı olabiliyor. Bazen bir sorunla karşılaşıyorsunuz, sebebini bilmiyorsunuz. O yüzden de önerim bu tarz sistemleri kendinizin yazması konusunda olacaktır. Bir sonraki pakete geçiyorum. Üçüncü paketimiz Low Poly Nature, Lush and Diverse Environments. Low Poly şeyinden, katısından giren bir paket biliyorsunuz. Her 5 paketin bir tanesi AAA kalitede, AAA, AA kalitede asset paketi, bir tanesi Low Poly oluyor. Bir tane genelde oyun template'i, bir tane de plugin vermeye çalışıyorlar. Bu şekilde low poly bir şekilde üretilmiş bir environment paketi. Ağaçlar, çalı, çırpı, çiçek, böcek, odunlar falan var. Biraz hani böyle low poly environmentlarınızı çeşitlendirmede kullanabileceğiniz bir pakete benziyor. Onun dışında çok ekstrem bir mevzusu yok. Çok daha güzelleri verildi diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Ancak ekstra detaylandırmada, çeşitlendirmede kullanılabilir gibi duruyor Low Poly Nature. Ancak indirmeden, test etmeden göremeyiz. İçerisindeki detayları da ChatGPT ile yazdırdıklarını düşünüyorum. Genelde emoji seviyor çünkü ChatGPT. Bir sonraki pakete geçebiliriz. İlk pakette dedim ya, level adı, map adı, klasör adı önemli diye. Bakın VRS Low Poly Nature yazmış. Projenin şey, klasörün adını. Bakıyorum. VRS adamların şu Vertex Rage Studio, tamam mı? Başa bunu koyduğu için ben bunu bulana kadar canım çıktı. Affedersiniz. Ama buldum bir şekilde. Demiş olduğum sözlerin tamamının arkasındayım. Yani bunun öğreteceğiniz tek bir low poly sahne biraz sıkıcı olabilir. Gelip bir de 6P yapalım. Bir gezelim çevrede. Ama hani çok güzel bir çeşitlilik katabilir sizin low poly paketlerinize. Onun dışında çok dense geldi bana. Özellikle bu level hani gameplay arayadan çok bir böyle sightseeing, işte ne bileyim, böyle yürüyüş patikası gibi, hani gameplay alanı pek sunulmamış gibi hissediyorum. Ama hani görünüşte, hissiyatta herhangi bir sıkıntı yok. Kesinlikle hani o konularda bir şey söylemeyeceğim ama benim bu tarz paketler olan tutulmamı az çok artık anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Çok fazla var zaten. Güzel olanları da var. Ne gerek var? Gelin bir de şu sağdan gidelim. Burası daha böyle yeşil yeşil. Şurada sen kurumuş ağaçlar gördüm. Daha karanlık bir sahneme bizi karşılayacak. Şeyimiz gitti, gadreyimiz gitti. Aynen, burası birazcık daha sisli bir ormanmış. Bu şekilde aslında çeşitlilik de mevcut az buçuk. Aynen, girdiğimizde bakın başka bir post prosese girdik diye düşünüyorum. Hemen kontrol edeceğim. Bak, bu tarz detaylar hoş. Bir bakayım hatta. Burada başka bir post proses mi var? Aynen öyle. Benim yine window modum bozuldu, bir şeye girdiğim için Unreal Engine 4 klasiğe dönüyorum. Tıkladığım şey gitti değil mi? Heh, şurada bakın ayrı bir post proses var. Bu post prosese girdiğinizde ışık değerleriyle falan oynuyorlar ki sanki burası daha karanlık gibi olsun diye. Aynı şekilde burada da aynısı mevcut. Bir de şurada şey var. Anladınız siz. Bir bataklık var. Bataklıkta da yine havanın karardığını, birazcık daha böyle gizemli olduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde 3-4 tane de post proses detayı sizlere sunmuş oluyorlar. Burada da yine bir şey var. Burada da yine yanmış bir orman var. Bunlar dışında bakayım, dur, yanlış yere girdi tabii, arayüzü kilitledi ya. Nerede o VRT, VRS, RGB, neydi bu paketin adı? Heh, VRS Low Poly. Bir de şöyle floating island yapmışlar. Yani havada uçan bir island. Yani bu paketten bakın bu da yapılabiliyor diye. Ama bence bu demo level'ı zaten yeterli bir level'dı. Bu level'ı neden kurdular bilmiyorum. En ufak fikrim yok ama gelin bir de burada dolaşalım. Aslında bütün sahnedeki aktörleri bir yerde dense bir şekilde birleştirmişler gibi düşünmek istiyorum. Ama mesela kurak ağaçlar yok burada. Bunu da öylesine koymuşlar. Bütün paketlerin içerisindeki bütün aktörlerin yer aldığı overview map'i de şimdi gireceğimiz şekilde görünüyor. Her ay yaklaşık 20-30 GB indiriyorum. Bu videoyu çekmem bazen 5-6 saatimi buluyor. Bu sebeple de bana destek olmak için aşağıya yorum atabilirsiniz. Paketler hakkında ne düşünüyorsunuz onları söyleyebilirsiniz. Kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bu şekilde çok fazla fenslerimiz var, yani çitlerimiz var.
Yıkılmış duvarlarımız var. Bunlar dışında şöyle buşlarımız, yani çalılarımız, ağaçlarımız, çiçeklerimiz, taşlarımız, şekilde taş parçaları, küçük tepeler ve arka planda kullanılabilecek dağ meşterimiz mevcut. Sağ tarafta da birden fazla ağaç tipimizin olduğunu görebiliriz. Aslında çok çeşitli, hem boy olarak hem renksel olarak yani kötü bir paket değil kesinlikle, ama diğer iki paketler bana birazcık daha güçlü geliyor açıkçası. Bir sonraki pakete geçebiliriz. Dördüncü paketimiz Turn Based Strategy RPG Template. Yani diyecek bir şey yok. Bu şekilde bir paketimiz mevcut. Turn based bir şekilde aksiyon yapabileceğimiz, karakterlerimizin büyük ihtimalle statlarını falan ayarlayabildiğimiz bir RPG, turn based RPG template'i. Sistem içerisinde karakterlerinizin hangi sırayla aksiyon alabileceği, hangi aksiyonları yapabileceği, düşmanların statları gibi gibi mevzular mevcut. Assetler included değilmiş. Bu garip neyle şey yapmışlar? Aynen böyle manekinlerle yapmışlar. Range ataklar var, melee ataklar var. Bunlar dışında pasif ve aktif yeteneklerimiz mevcut. Bunun için bir spellbook'u var. Bu spellbook'ta büyük ihtimal invest ederek, bir resource invest ederek skill açabiliyoruz, unlocklayabiliyoruz. Bunlar dışında da equipment sistemi var. Kıyafet giyebiliyoruz, silah giyebiliyoruz vesaire. Bakalım. Boss sistemi varmış. Görmüş olduğunuz üzere 4 tane grid topluyor. Bu da güzel. Demek ki esnek bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Boss battle'ları mevcutmuş ve sadece grid sistemli değil, bu şekilde square gridli değil, hex gridli de çalıştırılabiliyormuş. Bu güzel. Interaction sistemi mevcut ve interaction sistemiyle de bitiriyoruz galiba. Gayet güzel. Önce bir bunun sample projesini bir test ederiz. Edemiyoruz. Discord'dan mesaj at diyor. İstemiyorum. Büyük ihtimal direkt projenin içerisinden play'e basıp test ederiz. Heyecanlıyım. Haydi geçelim. Turn-based RPG template'i ayrı bir proje hatırlayacağınız kadarıyla. Bu sebeple de projeyi oluşturdum ve direkt play'e basıyorum hiçbir şeye basmadan. Mouse'umuzu yürüyebiliyoruz bu şekilde. WASD ile yürüyemiyoruz. Mouse'un sağ tıkıyla da bu şekilde rotate ediyorum. Güzel. Bunlar ne? Pasif enemies. Bunlarla konuşabiliyor muyuz? Diyalog plugin'i mevcutmuş. Conversion 2D plugin ile birlikte çalışıyormuş. Bu sebeple de hızlıca diyalog oluşturabiliyoruz diyor. Bunu satın almamız gerekiyor. Yazıklar olsun. Tamam, bu şekilde bir vendor'ımız var. Şeyler satın alabiliyoruz. Paramız var mı? Var. O zaman ben bir kılıç alayım. Evet. 5 dolarım kaldı. Rod almayacağım. Ve seni de recruit diyeceğim. Nasıl recruit diyoruz? Şöyle mi? Kaç para istiyorsun? 7 cost. Ha, tamam. Benim 5 param var. Şu anda da Armin'de de bunlar varmış. Bir tane daha bundan recruitlayalım. Diyemedim. 8 diyor. Gücü mü bu? Tamam. Cost'u 10 bunun. Tamam, paramız yok. Aa, ESC'ye bastım ve kapandı. Neyse, sıkıntı yok. Sen nesin? Yeni quest aldık. Bir tane Vampire Slayer keseceğiz. Tamam, güzel. Onun için bir tane silaha ihtiyacım var. Şuradan bir tane silah alalım. Aldım. Continue. I'ya basıyorum, I'ya basıyorum, envanteri taba basıyorum. Heh, kendime sağ tıkladığımda çalıştı. Tamam, Bro Sword'u şekilde takalım. Sürükle bırak yok, tıklayabiliyorum sadece. Okey diyorum ve çıkıyorum. Artık kılıcımın olması lazım. Kılıcım neden yok? Buna battle diyelim. Kılıcı elde tutmuyor farkındaysanız. Gelip şuraya yürüyelim. Yürüyeceğiz. Deployment base. Ha, önce şunları yerleştireceğiz. 7'yi koydum. 4'ü koydum. Ve 5'i koydum. Tamamdır. Deployladık. Basalım. Şimdi sıra 7'de. Şuraya yürüyelim. Kılıcı da bu arada 7 takmış, görmüş olduğunuz üzere. Bunlar ne? Wait var. Defend var. Prayer var. Bu healer. Healer'ı şunun arkasına koyalım. Bu ne? Bu da büyücü. Büyücüyü şuraya koyalım. Tamam, şimdi bizim aga tanklar diye düşünüyorum tamamını. Bu şekilde otomatik battle'lar da var. Yani karakter gittiğinde, saldırdığında sizin karakteriniz de saldırıyor ama benim aga ölecek galiba. Ya, tamam, bu varamadı. Güzel. Şimdi benim şu abiyle heal'lamam lazım. Berserk.
Yok, defensimi düşürmeyeceğim, öleceğim öbür türlü. Önce bir defense alalım buna. Sonra bu agayı bir heal'layalım. Canı bir dolsun. Tamam, benim büyücümle de şuna büyü atacağım. Büyü atarsam bizimkine de mi vuruyor? Bizimkine de vuruyor. O yüzden şöyle yapacağım. Ne oldu? Bir şey sistemi, combat sistemi biraz değişik. 7'ydi ya. 7 benim hem gücüm hem canım gibi. Düştüğünde 1 düşüyor. Adamın 2 vardı. 1'e düştü. Değişik bir sistemi varmış. Şu an benim healer'ıma saldırıyorlar. Bu birazcık sıkıntılı. Healer'ımı belki biraz geriye çekebilirim bu tur. Tamam, bu sefer abimle saldıracağım. Saldırıyı buna yaparsam eğer bundan kurtulmuş olurum. Ama bunu ben büyücüyle de öldürebilirim. Ama ben büyücümün şu alana vurmasını istiyorum. O yüzden benim abiyi şöyle geri çekeceğim. Ondan sonra benim healer'ımı burada tutabilirim. Ancak şöyle yani player'ımın şey cooldown'u var. Bakın 4 tur cooldown'u var. O yüzden kendine defend açacağım. Aa, bunun fireball'unun da cooldown'u varmış. Bu üzücü oldu. O yüzden bununla böyle basic vurup bunu öldüreceğim en azından. Taktiklerim birazcık boşa düştü. Bu sıkıntı. Cooldown'u olduğunu bilmiyorum. Skill'lerimizin cooldown'u da mevcutmuş. Problem değil. Bir de büyücünün vurduğu skill de farkındaysanız şey vuruyor. Dot damage vuruyor. Bir sonraki tur daha hasar vurduk. O da güzel. Tamam. Berserk'i açıp Berserk'i açtığımda vurmayı dilerdim açıkçası. Birazcık üzücü oldu. Şuna vuralım. Yine bu büyücüyle de şuna vuracağım ve sonra da bitireceğim. Bu şekilde. Vuralım. Onu da öldürdük. Tek düşmanı kaldı. Bunu büyük ihtimal 6'ya düşürecek. Oo, bayağı 5'e kadar düşürdü. Bunu kesmemiz bir tık zor olacak derdim ama Berserk'i açtık ya, şu an köpek gibi vuruyor. Vursun bir kere daha, aynen. Yani bence fight sistemi gayet temiz çalışıyor. Bunlar ne oldu? Casualties. Yani toplamda bundan 2 birim gitti, bundan 1 birim gitti diyor. Ve bir tane de loot aldık. Loot sistemi falan da varmış. Güzel. Karakterimiz de level atlamış. Level arttırma sistemi de mevcutmuş. Bunlar pasif enemies. Bize saldırmıyorlar. Biz saldırmadığımız sürece. Gelip bir de şöyle bir tekrar bakalım. Şuna ayakkabı takalım. Hepsinde de kılıç varmış zaten. Kılıcı niye aldık? En ufak fikrim yok. Buradan buy deyip bir tane şöyle leather armor alalım. Paramız var mı? Var. Leather armor alıyorum. Şu leather armor'u takalım bizim abiye. Takalım. Tanklasın. Bir de şu atak yapan enemileri gösterip bitireceğim. Öbür türlü bu inceleme köpek gibi büyüyecektir. Şöyle bir loot aldık. Love scroll'umuz var. Bir de 30 dolarımız var. Yine bir büyücümüz level atladı büyük ihtimal. Ve bunlar da agresif düşmanlar. Agresif düşmanlara hiçbir zaman ortadan lank diye girmemek lazım. Zaten bir tane düşman varmış. Sıkıntı yok. Direkt bakın atağı başlattı. Şu agayı öne alacağım. Agayı öne aldım. Bu büyücüydü. Büyücüyü şöyle alalım. Healer'ı da böyle alalım ve başlatalım. Karşıda düşmanımız yok mu? Şöyle ben garanti olsun diye böyle yürüyeceğim. Şöyle healer'ımızı yürütelim. Büyücümüzü yürütelim. Aa, düşman yok. Bağlandı mı? Vallahi düşman yok ha. Arkadaşlar işte böyle. Buglandı, ne yapacağız? Autoplay diyelim. Vallahi buglandı. Karşıya düşman vermedi. Autoplay güzelmiş bu arada. Rastgele şey yapıyor. Ama şu an bugladık. Surrender vereceğim. Tamam. Bu paketin incelemesi de bu şekilde. Çünkü ilerleyemedik görmüş olduğunuz üzere. Yapacak bir şey yok. Paketin bir de şöyle kodlarına bakalım. Zaten bir şeyler hata vermiş gördüğünüz üzere. Bakalım ne hata vermiş. Fireball Activity'yi atarken bir hata yemişiz target slot'tan. Ama bu mu bozdu bilmiyorum sistemi. Bütün blueprintlerimizi görebiliyorsunuz. Her şey blueprint'te yazılmış sanki. Herhangi bir C++ kodu mevcut değil.
Hero sistemimiz var, ability sistemimiz var. Ability sistemi, gameplay ability sistem kullanmıyor. Kendi ability sistemini yazmış. Biraz iyi, biraz kötü bilemiyorum. Quest sistemimiz mevcut. Diyalog için mesela diyalog sistemiyle adaptif çalışıyor diye ama diyalogla alakalı herhangi bir şey yok. Kendisi belki diyalog sistemiyle yazmış olabilir ama bilmiyorum. Bakalım diyalogçu hangisiydi? Diyalog NPC'si bu. Interaction Detector sistemi var. Bu şekilde de diyaloğu başlatıyor. Yani plugin varsa çalıştırıyor, plugin yoksa çalıştırmıyor. Şöyle de reklamını yapıyor. Enable Interaction'dan plugin aracılığıyla diyaloğu ilerletebiliyormuşsunuz. Bunlar dışında agresif enemy nasıl çalışıyormuş bir bakalım. AI Territory. Buradan çalışmıyor mu? Interaction Detector yine büyük ihtimal bir şeyler yapıyoruz. Enemy Territory. Yani. Burada bir şeyler çalışacak ama şimdi içine girsem çıkamayacağım. Şöyle bir detektör var sadece. Şu detektörler iş yapıyor. Ve tıkladığımda Interaction Detector'a bakalım. Interaction Detector'de bu şekilde Explore Hero'yu bakıyor. UI'ını ayarlıyor. Interact edebiliyor mu, edemiyor mu onu kontrol ediyor. Öyleyse Interaction sistemini güncelliyor. Bu tarz kodları incelemeniz için faydalı ama görmüş olduğunuz üzere yani bir tane fight'e girdim. Fight buglandı. Hatta bir daha playleyip denemek istiyorum izninizle. Yani bir daha mı buglanacak? Çünkü hani vaat ettiğin şey zaten bu bir tek. Onu da yapamıyorsan biraz sıkıntı. Düşman nerede? Görebiliyor musunuz agresif düşmanı? Agresif düşman kayboldu şimdi. Gerçekten ilginç. Hadi bir de boss'la savaşalım. Real Grid'de değil de X-Grid'de savaşalım. Farklı olsun. Yerleştirelim. Sadece buralara yerleştirebiliyoruz galiba. Aynen öyle. O zaman tankımızı buraya, pardon, tankımızı buraya, healer'ımızı buraya kuşatalım yani onu. İlk önce o yapacak. Bayağı vurdu. Sağlam vurdu. Bir de dat şey yedik. Şöyle gelip şuna vuracağım. Direkt vursam büyük ihtimal yenerim. Bir şeydi çünkü. Tamam, neydeyiz? Bunu heal'layalım. Güzel. Bununla da yakalım. Öyle. Aa, aleve rezisti var. Wow, tam rezist sistemi falan var. Gayet güzel. Fire Shield. Bak, Fire'dan aldığı hasarın %100'ünü redüsüyor. Bak, bu sistemler hoşmuş sistemdeki. Ben Berserk modumu açacağım çok vurmak için. Ondan sonracığıma şöyle gelelim buraya. En azından daha fazla hedef olsun. O zaman bununla şöyle vuralım. 8 vurduk. Böyle galiba biz öleceğiz ama en azından boss fight'ında göstermiş olayım. Şimdi Berserk modumu açtığım için köpek gibi vuracağım büyük ihtimal. Aynen öyle. O da bana köpek gibi vuracak. Ama problem değil. Heal'ım döner diye düşünüyorum. Sıra ondaydı. O bize vurdu. Ben de ona geri vurdum. Benim Warrior'ım büyük ihtimal taşıyacak bu olayı. Sen de vur oğlum. Aynen öyle. Biraz düşük vuruyorlar. Büyük ihtimal stat sistemi var dediğim gibi. Bu sebeple de az vuruyorlar. Benim Warrior'ım taşırsa taşır diye düşünüyorum. Heal'ım geri dönerse Healer'ın gayet güzel olacak. Bak, karşı counter'da daha çok vurdum daha demin. Bir canı gitti yine. Healer'ın ne zaman dönecek acaba? Ben olduğum yerden vuramıyorum. Vurmak istediğimde yeni bir alan seçiyor. Neden bilmiyorum. Biraz garibime gitmedi değil. Bunu uzaklaştıracağım büyücüyü. Uzaktan büyü atabiliyor çünkü. Böyle vuralım. Aynen öyle. Gidiyor benim büyücüme vuruyor hep ya. Al oğlum büyücümü. Healer'ın gelmesine çok az kaldı. Büyücümün Fireball'u geldi ama hiçbir
işe yaramıyor yani. Şöyle yürüteceğim. Belki buna değil başkasına vurur. Büyük ihtimal boss'un AI'ı da şey diye çalışıyor. En düşük canlıyı hedef al tarzı bir şey var diye düşünüyorum. Bir ona da bakarız isterseniz. Aynen öyle. Bu öldü, geçmiş olsun. Kazanma ihtimalimizi de çok düşük görüyorum açıkçası. Pre'ye atamıyorum. ESC'ye bastım zaten. Tamam. Bence incelememizi tamamladık. Şu boss'un AI'ına bakacağım. Onu merak ettim. Boss HP değil. Büyük ihtimal boss da bir düşmandır. Bu sebeple de şuradan Unist'ten, Karakters'ten, Milli Karakter, Rogue Vampire, bilmem ne bilmem ne. Büyücü neymiş şu? Bu da Sorcerer Pawn'muş. Yani Sorcerer'dan türetiyor. Şöyle bakalım. İçerisinde bir AI controller falan vardır diye düşünmek istiyorum. Şuradan Enemy Explore, Pawn Base. Enemy Explore, Pawn Face. Aynen burada her şey. Ne yapıyor? Enable AI diyor. Bu Enable AI ne yapıyor? Karakter movement alıyor. Bir timeline çalıştırıyor. Ha, bu rastgele yürümesi için Enable AI. Start Battle'da ne yapıyor? Update Battle Quest ve Change Map for Battle diyor ve map'i böyle ayarlıyor aslında. Map'teki bütün ayarları, kamera ayarlarını, bilmem neleri büyük ihtimal. Peki bunun controller'ı ya da behavior tree'si var mı? Yani bu aksiyonları neyle yapıyor abim? Start Battle'da çünkü başka bir şey spawnlıyor bence. Yani bizim oynadığımız alanda değil, bambaşka bir şey oluyor. İçeride behavior tree var mı? Bakalım BT yazalım. Behavior tree yok. Acaba behavior tree'ye BT label'lamamış olabilir mi? Diyerek şöyle behavior tree yapıyorum. Abi sen bu projeyi behavior tree'siz yaptıysan zaten ben çıkıyorum. Görüşürüz. Yani bir logic var tabii ki. Ama galiba içeride hard-coded bir şekilde kodlamış. Şöyle AI yazalım. Generic AI. AI Logic Base. Ne var burada? Get Weak deneme. Aynen öyle. Şüphelendiğim gibi bütün düşmanlardan en düşük canlı olanı seçip ona saldırıyor. En kolay enemy. Active Ability hangi ability'yi atabilecekse onu bulup onu seçiyor ve AI onu atıyor. Yani aslında çok bir sonraki paketi incelemeye başlayabiliriz. Son paketimiz Slavic Village. Bir böyle Slav esintili bir köy environment'ı. Herkesin aklına aynı şey geliyor. O yüzden söylemeyeceğim. Çok güzel replikasyonu yapılır. Böyle bir haftada, 3 günde çok güzel replikasyonu yapılır. Ne dediğimi anladıysanız yorumlara yazın. Çok fazla istek gelirse belki canlı yayınlarda yaparız bir replikasını. Ama şöyle söyleyebilirim, gayet güzel bir paket. Hem iç mekanlarıyla hem dış mekanlarıyla şöyle bir Shrek göndermesi de mevcut. Anlayanlar anlamıştır. Shrek'i izlemediyseniz de izleyin efendim. Shrek'in çok güzel bir hikayesi var. Belki paketi incelerken anlatırım nasıl başladığını. Bu şekilde işte garajlarımız mevcut. Çok güzel böyle cottage'larımız mevcut. Şu abimiz yaşıyor mu yaşamıyor mu soğuktan mı donmuş bilmiyorum. En ufak fikrim yok ama iç mekanları da şöyle loot edilebilir şeyler. Bakkal gibi bir şey bu. Keşke Rus alfabesi okuyabilsem. Ne yazıyor burada? Tabak. Tabakko şey işte sigara migara diyor ama sigara var mı paketin içerisinde bilmiyorum. Legs var. Legs yerine. İşte anımsattığı mevzular bunlar. Anlatabildim mi bilmiyorum. Bence çok güzel bir paket. İçerisinde araçlar var, garajlar var, ev modüler yapıları var ve küçük böyle büfe gibi alanlarımız mevcut. Gerçekten incelemek ve yorumlamak için sabırsızlandığım bir paket diyebilirim. Haydi incelemeye geçelim. Slavic Village paketimizin klasör adı Village. Bulması yine birazcık zor oldu ama o kadar da yormadı. İki ayrı Lightning setup'ı var. Bir tanesi böyle düz Village, gündüz. Bir tane de yaz gecesi denilen şöyle güzel bir paket. Yaz gecesinde gezelim isterseniz. Burada zaten tek bir bina, bir tane de böyle Shrek tuvaleti var yine. Bunun iç mekanına giremiyoruz diye düşünüyorum. Biraz yamuk yumuk zaten. Bir 6P yapalım, burada bir gezmeye çalışalım bakalım ne durumdayız. Collision'ları bayağı sıkıntılı. Yani yürüyemiyorum, çıkamıyorum, giremiyorum.
Şöyle bir köprüye doğru gideyim. Acaba orada ne var kolejin sıkıntısı? Bilmiyorum ama köprülerde falan aslında yürüyebiliyorum ama o evin bahçesine girdiğimde patlıyor açıkçası tüm kolejinler. Bakın şuradan itibaren giremiyorum. O yüzden de merak ediyorum. Buralarda kolejini patlatan neler var? Şöyle bir F11 yapalım. Şuradan kolejine bakalım. Böyle bir şey var. Ağacın kolejini açık büyük ihtimal. Bu ağacın kolejini bütün map'in şeyini bozuyor. Bu ağaç ne peki? Bakın şu ağacın kolejini patlak. Bu sebeple de yürüyemiyoruz aslında. Onun kolejini düzeltirseniz herhangi bir navigasyon sıkıntısı yaşamazsınız. Dışarıdan gelen sesler için özür diliyorum. Komşularım tam bir hödük. Yani çok rahatsız ediyorlar. Çok kusura bakmayın yani. Hiç sanki bir apartmanda değil de jungle'da yaşıyoruz. O yüzden de biraz gürültülü oluyor. Son videolarda bayağı rahatsız oldum zaten. Artık bundan sonra da rahatsızlığımı bu şekilde videolarda dile getirmem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Bu level'da sıkıntılarımız daha az. Çünkü daha rahat rahat gezinebiliyoruz. İç mekanlarına girebiliyoruz. İç mekandaki Doritos'larımızın Detos, Lay's'lerimizin de Legs olduğunu görebilirsiniz. Başka ne var? Galiba bilmediğimiz bir iki tane de marka var. Burada da Pringles yerine Prongles var. Bir tane domuz adam var galiba. Aynen öyle. Bunlar dışında girebileceğimiz başka mekan var mı? Onlara bakmak istiyorum. Ama söyleyebileceğim şey cidden çok hoş. Yani Daisy havası yakalamışlar böyle. Daisy'de de böyle küçük köyler vardı ya. Şehirler hariç böyle küçük yerleşim alanları. Ben onlara açıkçası çok benzettim. Burada ne yazıyor? En ufak fikrim yok. İnşallah kötü şeyler yazmıyordur diyerek yürümeye devam ediyorum. Bunlar dışında girebileceğim iç mekan sayısının az olması beni birazcık üzdü açıkçası. Ama genel anlamda bence mekanların içine de girilebiliyor. Çünkü o büfenin içine girebiliyorsunuz. Bu evin de içine girebilirsiniz diye düşünüyorum. Hatta şöyle şu kapıyı zorlayarak gireceğim. Aa, kapının da fizik çalışması güzelmiş. O zaman bu iç mekanda girebiliyoruz. Aynen şu an full Daisy abi. Işıklar birazcık patlak. O tamamen visual olarak hoş görünsün diye. Şu anda Daisy'de loot arıyorum. Tam o kafadayım. Yalnız içeriye girdiğimdeki materyallerin patlamasından post processin bayağı bir uçtuğunu görebilirsiniz. Zaten şu an kör oldum. Siz de büyük ihtimal kör oldunuz. Bunlar dışında söyleyebileceğim ekstra bir detay yok. Bence çok hoş, çok... Aha, şurada abi var. O abinin yanına gitmek istiyorum. Abi çok çok gerdi beni uzaktan. Yanına gittiğimde umarım jumpscare falan vurmaz. Aa, nefes de alıyor. Çok hoş, çok hoş. Neyle yaptınız bunu? Skeleton Mesh mi? Aynen öyle. Skeleton Mesh bir tane animasyon. Yani ben Vertex animasyonu falandır diye düşündüm ama hayır, böyle bir oltasıyla bir tane balıkçı abi koymuşlar. Ben çok memnun kaldım bu paketten. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama benim İlk sıralarıma falan girecek diye düşünüyorum. İlk sıralar demişken de gelin 5 paketi topluca bir sıralayalım ve inceleyelim. Böylelikle Eylül 2024'ün paketlerinin incelemesini tamamlamış bulunmaktayız. Sıralamak istiyorum izninizle. Benim birinci sıramda Modular Old Town var. İkinci sıramda Slavic Village var. Üçüncü sıramda Turn-Based Strategy RPG Template. Dördüncü sıramda Low Poly Nature ve beşinci sıramda da Customizable Interaction Plugin var. Bu ayın paketleri birazcık bana düşük skalada geldi. Ama eminim işinize yarayacak çok fazla paket, çok fazla yeni sistem olacaktır. Yeni şeyler öğreneceksinizdir. Umarım size bu video faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen yorumlara fikirlerinizi belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki ay görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve Unreal'la kalın.